Yayınıma hoş geldiniz. Aliyev'den Putin'i çıldırtan sözler geldi. Gerçekten şimdi yayında görünce tabii ki daha şaşıracaksınız. Çünkü Azerbaycan yönetimi Rusya'ya karşı kontrollü bir dil kullanıyor. Ama son dönemde topraklarını almak isteyen Azerbaycan'a karşı Rusya'nın evet işi yokuşa sürmesi, hiçbir sözünde durmaması ilişkileri gerdi. İsterseniz Aliyev'in Zelenski ve Ukrayna'ya zafer için, mücadele için sözler sarf ettiği ve Karabağ'ı hangi ruhla kazandıklarını söylediği konuşma. Bizi Karabağ müharibəsindən il yarım keç. Bugüne kadar hərbi ekspertler bu meseleyle, münaqişelerle məşğul olan insanlar bugüne kadar Azerbaycan zəfəri hakkında danışırlar. Ve mənə bu meseleyle bağlı, müharibəyle, zəfərimizle bağlı çok sayılı suallar verilir. Ne, hansı amiller bu qələbəni şərtləndirdi. Və onların arasında birinci vətən sevgisi. Hani sizi ölümə aparan, öldü var, döndü yoxdur deməyə vadar edən vətən sevgisi. Və biz bunu nümayiş etdirdik. Bütün dünyaya nümayiş etdirdik ki, biz böyük xalqız. Və müharibəni biz ləyaqətlə aparmışıq. İkinci Qarabağ müharibəsindən il yarım keçir. Bugünə qədər hərbi ekspertlər bu məsələlə, münaqişələrlə məşğul olan insanlar bugünə qədər Azərbaycan zəfəri haqqında danışırlar. Və mənə bu məsələlə bağlı, müharibəylə, zəfərimizlə bağlı çox sayılı suallar verilir. Nə, hansı amillər bu qələbəni şərtləndirdi? Ve onların arasında birinci vətən sevgisi. Evet, doğru söylüyor. Çünkü Şuşa'da o sarp yamaçlara tırmanmak o kadar ateşin altında vatanının evet koparılan parçasını uzanmak için şehit olmaya koşmayı her asker beceremez. Özellikle Rusya'nın devamlı baskı uygulamaya başladığı ve Şuşa'nın kopmaması için, Şuşa'nın Ermenilerde kalması için tam homurdandığı günlerde Azerbaycan ordusu Rusları da şaşırtan adımı atmış, şehri kurtarmıştı. Aliyev'in de askeri kıyafetlerle tam da Karabağ'da geri kalan toprakları almak için özellikle yoğun bir şekilde herkesin konuştuğu bu günlerde çok sert bir yüz ifadesiyle konuşması yaklaşan bir harekata hazırız mesajı anlamındaydı. Evet, şu andaki kareler, şu anki duygular bunu gösteriyor. Evet, tamamıyla geri kalan toprakları alma hevesi ve alma iradesi mevcut. Şu anda bu görünüş ve bu konuşma bunu yansıtıyor. Müharibeyle bağlı, müharibeyle, zaferimizle bağlı çok sayılı suallar verilir. Ne, hansı amiller bu qələbəni şərtləndirdi? Ve onların arasında birinci vətən sevgisi. Hani sizi ölüme aparan, öldü var, döndü yoktu demeye vadar eden vətən sevgisi. Ve biz bunu nümayiş ettirdik. Bütün dünyaya nümayiş ettirdik ki biz büyük halkız. Ve müharibəni biz layaqatla aparmışız. Evet değerli izleyenler, şu anda Azerbaycan ve Ermenistan'ın Avrupa Birliği çatısı altında özellikle Azerbaycan'a daha önce hatırlarsanız 160 milyon avro, Ermenistan'a da sıkı durun 2.6 milyar avro önermişler. Aliyev resmen çıldırmıştı. Şimdi tekrar Aliyev'e sesleniyorum. Lütfen Azerbaycan'a yapılan haksızlığı unutma. Avrupa Birliği için kucağımıza düştü mü? Düştü. Avrupa Birliği'nde şu anda Azerbaycan'ın tezlerine güçlü bir karşılık var mı? Yok. Çünkü enerjiye ihtiyaçları var. O zaman ne yapacak Azerbaycan? 5 katı fiyat sunacak. Çok sayıda 5 katı fiyat sunacak. Azerbaycan'da pensiyalar kesilmiş veya azaldı diye haberler geliyor. En azından Avrupa Birliği'ne fazla pahalı satarak ülke içinde pensiyası ve emekli tekaüdlerinde azalma olduğunu söyleyen vatandaşlara ek pensiyaları yatıracak. Al sana kaynak. Al sana kaynak. Gerçekten güzel. Avrupa Birliği'ni bir de pazarlık mı yapacak bizimle? Lütfen Bakü yönetimi zamanında Azerbaycan'a haksızlık yapan Avrupa Birliği'ne ucuz doğalgaz vermesin
ülkedeki pensiya ve tekaüt maaşlarını arttırma adına güçlü bir tabii ki destek olsun istiyoruz. Bu arada Sumgayıt'ta yaşanan yangını unutmuş değiliz. Bu yangını çıkaranlar hakkında yetkili makamların derinlemesine soruşturma yapacağına inanıyoruz. Özellikle buradaki sabotajcılar ortaya çıktıktan sonra ilgili güçlere karşı sert tedbirleri Türkiye ile Azerbaycan almalıdır. Azerbaycan'ın öz değerlerine, Azerbaycan'ın milli zenginliklerine kimse saldıramaz, izin vermeyiz. Sputnik iştahla sundu. Bakın, bakın. Şu anda bunlar kim biliyor musunuz? Azerbaycan'la asla barış olmasın, Karabağ'dan çıkmayalım diyen işgalciler. Ceplerine ikişer bira parası sıkıştırılmış. Evet, ikişer bira parası sıkıştırılmış Ermeniler. Paşinyan hükümetinin binasının önüne gelip protestolar düzenliyorlar. Paşinyan ise Ermenistan'da en mantıklı, Ermenistan halkının fakirliğinin bitmesini isteyen ve çevre ülkelerle iyi ilişkileri Ermenistan'ın çok daha güçlenmesini isteyen bir lider. Bütün barışseverlerin Paşinyan'ın etrafında olmasını istiyoruz. Ermenilerin barışçıl bir şekilde eski parlak günlerine dönmesini isteyen Paşinyan, Ermenistan'daki Rusçular tarafından protesto ediliyor. Şu öndeki tosuncuk Rusya'nın parayla tuttuğu maaşa bağladı Rus ajanı. Evet, bu şahıs işte barışı baltalamak için Rus ajan başı resmen muhalefet lideri gibi davranarak Rusçulara oynuyor. Yüzüne baktığınızda ne olduğunu anlarsınız. Paşinyan hükümetine sesleniyorum. Bunlara bu kadar yüz verirsen işin içinden çıkamazsın. Mutlaka bu baştaki provokatör tutuklanmalı. Mutlaka tutuklanmalı. Barışı baltalayan tüm Ermeniler Ermenistan için aslında tehdittir. Çünkü yıllardır sınır kapıları kapalı, fakirlik içerisinde diasporadan gelecek paralara medet uman bir ülke haline geldiler. İşgalle yüzleşmeliler, uyguladıkları Hocalı soykırımının tabii ki utancıyla yaşamalılar. Aksi halde bu bölgede Ermenistan çok daha acılar çekecek. Özellikle Karabağ Savaşı'nda büyük yenilgi yaşayan Ermenistan'ın akıllanan politikacıları Mirzoyan ve Paşinyan gibi birçok politikacının Ermenistan'ı tekrar güçlü bir ülke haline getirebileceğini düşünüyoruz. Türkiye ile ilgili iddiaların saçmalık olduğunu belirten Paşinyan doğru karar veriyor. Türkiye ile ilgili iddiaların, toprak iddialarının tam bir tabii ki ilişkileri ve aramızı bozmak isteyenlerin oyunu olduğunu söyledi Paşinyan. Bu yüzden Paşinyan kalmalı. Öndeki provokatör ise Rusya adına çalışıyor. İşte bu çok önemli. Bunlara izin vermemeli. Evet, çok güzel bir yayın daha sonuna geldik. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir dahaki yayında görüşene kadar. Şimdilik hoşça kalın.